Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Ufuk Karcı görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah-u Teala razı olsun. Hem dinleyicilerimiz de inşallah Teala iyidirler. İnşallah. İnşallah Teala. Tabii her gün cuma gecesinde tekrar ettiğimiz bir sözümüz var. Onu biz yine bir tekrar edelim. Çünkü büyüklerin kapısı çalındığı zaman açılır buyuruyor. Evet. Rabbimizin kapısı bu. Cenab-ı Hak onun için de bu cuma gecesinin hatırı ve hürmetine günahlarımızı affe mağfiret eylesin ve cuma gecemiz ve günümüzde hayırlı olsun. Cenab-ı Hak müstefid eylesin. Aha. Ve Cenab-ı Hak cuma gününe de aynı şekilde şefaat izni verecek buyuruluyor. Kitaplarda öyle bildiriliyor. İnşallah Teala ona hürmette kusur etmeyiz de cuma gününe hürmette kusur etmeyiz. Ramazan ayı da öyle, diğer günler de öyle, mübarek günlerin hepsi öyle. Evet. Hürmette kusur etmezsek inşallah ahirette şahitlik edecekler, şefaat edecekler. Bu şefaata kavuşuruz inşallah. İnşallah. Efendim bu geceki konumuz da gördüklerinden, işittiklerinden ders almak. Bu hepimizin çok önemli bir hadise. Gördüklerinden, düşündüklerinden ibret almak, ders almak, ders çıkarttırmak, çıkartmak mühim bir hadise. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçer. İbret almaz mısınız, düşünmez misiniz, ders almaz mısınız? Din büyükleri de kitaplarında anlatmışlar, açıklamışlar. Ve yaşadığımız ömür içerisinde ders çıkaracağımız o kadar hadiseler vuku buluyor ki he diye gülüp geçiyoruz. Evet. Tabii hadiseler gibi görüyoruz. Halbuki insan tarih tekerrürden ibaret deniyor. Fakat insanlar ders alsaydı tekerrür eder miydi? Aynı hata aynı şekilde tekrar eder. Hani hep temenin sırtına yüklerler ya, bir filme gidiyor falan, aynı filme 1, 3, 4, 5 neyse hep gitmiş falan. Yine arkadaşıyla böyle gidiyor. Hayret demiş ya, kaçıncı defadır seyrediyorum demiş. Gene demiş bu hatayı yaptı, gene demiş araba kaza yaptı filmde. Bir türlü akıllanmıyor demiş ya, ders almıyor bir türlü. Hala gene aynı şekilde kaza yapıyor. Şimdi Temel'in filmde gördüğüyle bizim bu dünyada yaşadığımızın arasında ne fark var? Hiçbir fark şimdi yok. Güya ona biz gülüyoruz falan. Halbuki biz kendimize gülelim. Aynı hatayı biz yaşayarak yapıyoruz. Gidiyoruz, kafamızı duvara tosluyoruz, vuruyoruz. Ha diyoruz, tövbe ettim ya Rabbi. Gene aynı hatayı gene yapıyoruz. Ahmaklık değil de ne ki? Evet. İmam Gazali Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri öyle mi buyuruyorlar? Evet böyle buyuruyorlar. Yani gördüklerimizden, işittiklerimizden ders çıkarmamız lazım mı? Elbette ders çıkartmamız lazım. Fudayl bin İyad Hazretleri anlatır. Bana Abdullah bin Zeyd Hazretleri anlattı diye geçiyor. Bana Abdullah bin Zeyd Hazretleri anlattı. O zat şöyle buyurmuş. Üç gece üst üste şöyle dua ettim ya Rabbi. Bu Abdullah bin Zeyd Hazretleri dua etmişler. Üç gece üst üste şöyle dua ettim. Ya Rabbi benim cennetteki arkadaşım kimdir göster. Üçüncü gece rüyamda bana denildi ki, ya Abdülvahid, senin cennet arkadaşın Meymunet-i Sevda'dır. Bunun üzerine dedim ki, peki o şimdi nerede? Ve rüyasında diyorlar, Küfe'de falan kabiledendir. Uyandım değil mi? Uyandım buyuruyor bu zat. Hemen Küfe'ye gittim. Tarif edilen kabilenin yerini sorup buldum. Ve sordum, Meymunet-i Sevda nerededir diye. Oradakiler demişler, ya o delinin biridir demişler, koyunlarımızı gider. Diyor siz boş verin onu da diyor ben onu görmek istiyorum. Ha diyor falan yerde işte diyor, bir han var diyor. O hanın yanında bulursun dediler. Çünkü hayvanlar otlatır bazen güneşten onu sana yağmur yağdığı zaman korumak için o hana getirir hayvanları. Tarif edilen diyor hanın yanına varınca bu hanımı namaz kılarken görür. Yanında bir asa ve üzerinde yünden bir cübbe vardı. Baktım ki koyunları otluyor ve hayvanların yanında da birkaç kurt dolaşıyor. Beni fark ettiğinde namazını bitirip bana dönerek ey İbn-i Zeyd ey Zeyd'in oğlu demek sen buradan git burası senin yerin değildir dedi. Ve devam ediyor. Biz seninle burada değil sonra birleşeceğiz dedi. Bunun üzerine ona dedim ki Allah-u Teala sana rahmet etsin. Sen benim İbn-i Zeyd olduğumu nereden biliyorsun dedim. Cevabım daha ruhlarımız dünyaya gelmeden ben senin İbn-i Zeyd olduğunu bilirim dedi. Bana biraz nasihat eder misin deyince o hanıma bir kimse sana bir şey verdiği zaman ona nasıl teşekkür edersin? Halbuki Allah-u Teala'nın verdiği bu kadar nimete karşılık neden şükredilmiyor? Ya. Evet. Ders çıkar diyor kendine ya. Biri sana bir kalem verir. Çok mu teşekkür ederim. Bir gül verir.
Ah, beni mest ettiniz. Memnun ettiniz. Bir gül, bir kalem veyahut da bir yemek ısmarladı. Büyüt bunu. Araba verdi. Ev verdi. Uu, hiç unutmasın değil mi? Nasıl evet. Teşekkür edersin? Kapısında kul olursun ya. Bu hanım da buyuruyor ki Allah'a tenen verdiği bu kadar nimete karşılık neden şükredilmiyor? Niye dert çıkarmıyorsun bundan diyor. Sana iyilik edene o iyilik, iyiliği veren ve yaratan yine Allah-u Teala'dır. Yani bir başkasına yaptığın iyiliği yaratan da yine o. Ona göre bütün hamd ve şükürleri Allah-u Teala'ya yapmak lazımdır dedi. Sonra bu zat diyor ki koyunların arasında dolaşan kurtlar nasıl olur da zarar vermeden gezerler diye sordum diyor. Bu hanıma. Ve cevaben bu hanım buyuruyor ki ben Allah-u Teala'ya öyle bir ibadet ederim ki benimle onun arasında hiçbir duvar kalmamıştır. Bunun için kurtlarla koyunların arasındaki düşmanlık kalkmış ve dostluk başlamıştır diye cevap verdi. Evet. Vesel Karani Hazretleri de deve çobanlığı yapıyordu. Mübarek namaza bir duruyor ama develeri bakıyorlar onun suretinde birkaç kişi böyle yanlış yere gittiği zaman çeviriyor. Cenab-ı Hak melek göndermiş o melekler sevk ve idare ediyor develeri. Niye? O Rabbiyle meşgul. Rabbine itaat ediyor. Rabbine itaat edince de o mahlukat da ona itaat mi ediyor? Ona itaat ediyor. Ona itaat ediyor. Şimdi mesela biz bu ve benzeri şekilde hadiseleri böyle nakledince dinleyicilerimizden bize gelen mektupta olsun, telefon veyahut da maille olsun diyorlar ki siz hep böyle eskilerden naklediyorsunuz. Zamanımızda yok mudur? Şimdi Bahattin Bey, zamanımızda yoktur. Bizim zaten öyle bir silahiyetimiz yok. Diyemeyiz. Diyemeyiz, deme hakkımız da yok. Sadece Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında buyuruyorlar ki ahir zamanda bunlar azalır, 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 yok gibi olur buyuruyorlar. Biz onu naklederiz. Çünkü ben bilemem ki kimin ne olduğunu. Bilemeyiz ki. Öyle bir durumumuz söz konusu. Zaten bilen söylemez. Söyleyen de bilmez demektir o. Söylüyorsa bir şey bilmiyor demektir. Var mı böyle kullar Cenab-ı Hakk'ın? Var yine. Kıyamete kadar olacak. Ama eskiden bunlar kum gibi kaynıyormuş. Ama şimdi azalmış. Yok gibi olmuşlar. Şimdi yok gibi olmuşlar. Peki bunların bu halleri niye açığa çıktı? Bize ibret olsun, ders olsun diye Cenab-ı Hak bunların hallerini açığa çıkardı. Zahiren bu kadıncağıza evliya bir hanım. Evet. Herkes ne diye bakıyor? Deli diye bakıyor. Ha deli diye bakıyor. Nerede diyor bu kadını tanıyor musunuz? İşte Meymunet-i Sevda nerededir deyince. Ha diyor o delinin biri diyor bizim koyunlar otlatıyor. Öyle bak. Toprağın altına girince görecek ama. Bu Çamlıdere'de Ali Semerkandi Hazretleri. Evet. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyada işaret üzerine gelmiş ya o zat oraya. İşte öyle bir yere gelir ki fakir kullarından beni ziyarete gelenler olamıyor. Sen git oraya. Ben size, seni manevi evlatlığıma kabul ettim. Beni ziyarete gelemeyenler seni ziyaret etsin. İşte Çamlıdere'ye geliyor. Oradaki insanlar hakikaten fakir. Oraya yerleşmiş. Onlar işte koyunlarını, hayvanlarını otlatıyor falan. Su da yok. Bir gün mübarek böyle bir dua ediyor. Onun duası bereketiyle de bir su çıkıyor. Öyle bir güldür güldür falan. İnsanlar bakmışlar demişler bir adam demişler. Bu sefer de demişler işte bostanlar tarlaları su basıyor falan filan. Başlamışlar konuşmaya. Daha önce susuzdunuz ya. Evet. Mübarek bunun üzerine muş. Ey su ne aktığın belli olsun ne çıktığın. Ama sana geri çekilmiş su. Ne aktığı belli oluyor ne de aynı şekilde çıktığın. Dolayısıyla halbuki Allah-u Teala sevgili bir kulu. Fakat insanlar zahiri sıfatlarına bakıyor. Onu işte hayvanlarını otlatan bir çoban gözüyle görüyor ve kaybediyor. Bu kadıncağız da işte deli gözüyle görüyor. Hayvanlarını otlatan bir çoban gözüyle görüyor ve kaybediyor. Allah-u Teala korusun bunun kalbini kırarsan felaket midir? Elbette ki felakettir. Zaten Bahattin Bey her şeyden kendimize bir ders çıkarmamız gerekir. Şimdi hani zaman zaman naklettiğimiz bir hadise var. Bayezid Bistami Hazretleri bir gün böyle bir dereyi geçerken üzerinde tek bir ağaç koymuşlar. İşte birer kişi geçiyorlar. Tam karşıya geçerken karşıdan bir köpek. Uyuz bir köpek, hasta bir köpek. O da geliyor. Bayezid Bistami Hazretleri geri çekilmiş. Talebelerinden bazıları diyorlar ki ya hocamız tevazu sahibi ama bir köpeğe de yol verilmez ki diye kalplerinden geçiriyor. Bayezid Bistami Hazretleri hiçbir şey söylemiyor. Allah-u Teala sevdiklerine kalplerden, gönüllerden geçenleri de gösterir ve okur. Nasıl bir şey? Bilmiyoruz. Ama böyle midir? Böyledir. Evet. Köpek geçiyor. Köpek geçtikten sonra Bayezid Bistami Hazretleri de geçiyor. Talebeler de geçiyor. Karşı tarafa geçince Bayezid Bistami Hazretleri buyurur ki talebelerden. Bu köpek bana ne dedi biliyor musunuz? Tabii hepsi dikkatle dinliyor. Ne dedi ki? Biz duymadık çoğunlar tabii. Köpek bana dedi ki lisan haliyle. Ey Bayezid Bistami. Sakın ben Bayezid Bistami'yim diye kibirlenme, övünme, gururlanma. Senin sahibinle benim sahibim aynı. Aynı. Beni köpek yaratan seni Bayezid Bistami yarattı. Sen benim yerimde, ben de senin yerinde olabilirdim. Bana böyle dedi. İnsana derman kalır mı? Kalmaz. Şimdi böyle bir şey okuyunca evet. İnsanın düşünmesi lazım.
İnsan düşünmesi lazım. Ha ben Osmanlıyım. Sen Bahattin Apak'sın. Ya bizi bir solucan yaratsak. Çevir verse solucana. Kim müdahale edecekti? Kim koruyacak? Kim muhafaza edecek? Hiç kimse. Hiç kimse ya. Hiç kimse ya. Bayezid Bistami Hazretleri'nin ağzından dökülen o sözler... O sözler... Cenab-ı Hakk'ın kudretini... ifade ediyor. Ve herkes onu okuyunca kendine çevirmesi ve düşünmesi lazım. Ders alması lazım. Ha, ben Bayezid Bistami Hazretleri değilim. Dolayısıyla Bayezid Bistami Hazretleri'ni yaratan da... Beni de yaratan, köpeği de yaratan, kurt da yaratan... Solucanı da yaratan Cenab-ı Hakk. Öyleyse ben... Her bakımdan her an Rabbime muhtacım. Nasıl üstünlük taslayabilirim? Muhtaç bir varlığım yani. Her bakımdan muhtacım. Muhtaç bir varlığım. Öyleyse haddimi bilmem mi lazım? Evet, haddimi bilmem lazım. Haddimi bilmem lazım. Yine bu Abdullah İbn Zeyd Hazretleri, Hudayr bin İyad Hazretleri bu Abdullah İbn Zeyd Hazretlerinden nakletti ya, Evliya-i Kiram'dan bize atmış. Bir Şafii Hazretleri ondan nakletmişti. Abdullah İbn Zeyd Hazretleri de şahit olduğu bir hadiseyi naklediyor. Şahit olduğu bir hadiseyi naklediyor. Buyuruyor ki bir gün işte böyle bir defasında diyor gazaya niyet ettik. Harbe gidecektik diyor. Bütün talebelerimi topladım. Böyle sohbet ediyorduk diyor. Mecliste bir kimse Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesini okuyor. Orada hazır bulunanlardan bir kimse. Oraya mübarek böyle zatlardan birisi gelmiş. O da o ayet-i kerimeyi okuyor. O ayet-i kerimede mealen buyuruyor ki Allah yolunda savaşıp düşmanları öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Allah cennet karşılığında satın aldı. Buyuruluyormuş orada. Evet. Mealen. Ve o mecliste 15 yaşında bir de genç varmış. O ayağa kalkıyor. Ve bu ayet-i kerimeyi okuyan kimseye karşı babası vefat etmiş. Kendisine de çok mal falan da kalmış. Hayatta kimsesi de kalmamış. Ayet-i kerimeyi okuyan zata diyor ki efendim diyor Allah-u Teala müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldı mı? Allah yolunda canını ve malını feda edene cennet verecek mi? O mecliste bulunan o zat diyor ki evet, Allah-u Teala'nın kelamı doğrudur ve vaadi de haktır. Dönmez vaadinden. Çünkü böyle bildiriyor. Bunun üzerine o genç ciddi ve böyle kararlı bir şekilde şahit olunuz diyor. Ben nefsimi ve malımı Allah-u Teala'ya sattım. Nefsimi, yani evet, bu bedenimi ve malımı, babasından kalan o mirası hepsini diyor, Rabbime sattım. Bunun üzerine o zat diyor ki, o ayet-i kerimeyi okuyan, o mecliste bulunan zat. Vallahi diyor, bu büyük bir iştir. Senin daha yaşın küçük. Korkarım ki sabredemezsin ve çaresiz kalırsın diyor. Dikkat et yani ağzından çıkana. Evet. Çünkü canımı ve malımı sattım diyorsun Cenab-ı Hak için. Bunun üzerine genç diyor ki, efendim diyor, bir kimse ki Cenab-ı Hak'la ahitlesin, sözlesin ve çaresiz kalsın. Olur mu böyle şey diyor. Haşa ve kella. Hiç böyle şey olur mu diyor. Gençteki imana bak, yakine bak. Şahit olun diyor. Hakikaten ben nefsimi, yani bu vücudumu ve malımı Allah-u Teala için feda ettim. Allah yolunda adadım ve pişman olmayacağım dedi. Evet. Bunu da anlatan Abdülvahid bin Zeyd Hazretleri. Sonra bütün malını sadaka olarak dağıtmış. Ne kaldıysa babasından. Çok miras kalmış. Hepsini ama. Fakire, fukaraya dağıtmış. Ve Abdullah İbn Zeyd Hazretleri diyor ki bütün malı şey yaptıktan sonra işte bir at, kılıç, kalkan neyse aldı. Bizimle beraber de harbe iştirak etti. Genç olduğu için de bize ve hayvanlarımıza hizmet etmeye başladı buyuruyor. Bize de hizmet ediyor. Bu hayvanlara da hizmet ediyor. Biz uyurken o nöbet tutardı. Gündüz oruç tutar, geceler namaz kılardı. Hepimiz onun bu haline hayran kalırdık. Ta ki işte o zaman Bizans'ta harbe gidiliyormuş. Rum diyarına vardık. Biz harp hazırlıkları yaparken o genç kendinden geçmiş ve hayran bir vaziyette hep şöyle mırıldanıyormuş. Ama etrafındakiler duyacak şekilde kendine geçmiş böyle. Aynayi merdiyeye müştakım, ona kavuşmak istiyorum. Habire bunu tekrarlıyormuş. Aynayi merdiyeye müştakım, yani ona aşıkım, ona kavuşmak istiyorum. Bunu tekrar edip duruyor. Şimdi bak, gündüzleri oruç tutuyor. Geceleri namaz kılıyor. Ve diğer askerlerin nöbetlerini biri üzerine alıyor. Ve en uç noktaya gidiyor, cepheye. Ordunun en önüne gidiyor. Sık sık da bunu tekrar ediyor. Nihayet tabii onun bu halini görünce diyor, herkes diyor bu aklını kaybetti falan dedi diyor. Bir gün diyor onu yanıma çağırıp dedim ki diyor, bu söylediğin sözün manası ne? Bir zikir mi? Nedir bu yani? Aynayı merdiye müştakım, ona kavuşmak istiyorum. Bu ne diyor? Neyin nesi bu? Kitapta mı okudun? Nedir bu? Genç bunun üzerine diyor ki efendim kimseye anlatmam ama madem siz sordunuz diyor, anlatayım diyor. Ben diyor bir gün uyumuştum.
Rüyamda birisi bana aynayı merdiye git diyordu. Sonra birdenbire bir bahçe karşıma çıktı. Yeşil bir şey. Bu bahçenin içinde berrak, sulu bir ırmak ve kenarında da güzelliği gözler kamaştıran süslenmiş huriler vardı. Bu hali anlatmam mümkün değildir. Beni görünce birbirlerine müjde işte aynayı merdiyenin kocası geldi dediler. Onlara selam verip dedim ki aynayı merdiye aranızda mı? Onlar dediler ki bizim aramızda değildir. Biz onun hizmetçileriz. Daha ileri gitmen lazım dediler. Ve bunun üzerine ilerledim. Başka bir bahçe gördüm. İçinde de bir tür güzellikler vardı. Halis sütten bir nehir gördüm. Nehrin kenarında benzerini o ana kadar görmediğim güzellikte huriler vardı. Onların güzelliğine hayran oldum. Beni görünce birbirlerine baktılar. Aa dediler, bu gelen Aynay-ı Merdiye'nin kocasıdır. Onlara selam verip Aynay-ı Merdiye sizin aranızda mıdır diye sordum. Hayır, biz onun hizmetçileriyiz dediler. İlerledim. Bir cennet tırmağına rastladım. Etrafında güzellikleri gözler kamaştıran huriler vardı. Bunları görünce önceki hurileri unuttum. Onlara da selam verdim. Sana selam olsun ey Allah-u Teala'nın veli kulu dediler. Aynayı merdiyeyi sordum. Biz onun hizmetçileriyiz. Daha ileri git dediler. İlerledim. Saf bal akan bir ırmağa vardım. Bu ırmağın da etrafında huriler vardı. Bu huriler güzellikte öncekilerden daha da üstündüler. Öncekilerin hepsini unuttum. Selam verdim ve aynayı merdiye aranızda mı diye sordum. Daha ileride olduğunu söylediler. İlerledim, inciden yapılmış, ipleri nurdan bir çadır gördüm. Kapısında ay yüzlü bir hizmetçi bekliyordu. Beni görünce ey aynayı merdiye işte sana eş olacak kimse geldi dedi. Çadıra yaklaşıp içeri girdim. Aynayı merdiye adlı huri inci ve yakut kaplı altın bir taht üzerinde oturuyordu. Onu görür görmez kendimden geçtim. Bana dedi ki, hoş geldin ey Allah-u Teala'nın sevgili kulu. Sabret, sen dünyadasın, henüz vakit var. Yarın gece bizim yanımızda olacaksın dedi. Bu rüyadan sonra birdenbire uyandım. O güzelliğe ve nimetlere kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Genç bunları anlattıktan biraz sonra savaş başladı. Genç de savaşıp kahramanlıklar gösterdi. Büyük bir yara alıp yere düştü. Onu kaldırıp baktıklarında gülüyordu. Gülerek ruhunu teslim edip şehit olmuştu. Şimdi Abdülvahid bin Zeyd Hazretleri bunu anlatınca talebelerine buyuruyor ki bu netice itibariyle bir güzele tutuldu. Allah-u Teala yarattığı bir mahluktur. Evet. Allah-u Teala güzelliği karşısında. Bu onu gördü, her şeyden vazgeçti. Ya Allah-u Teala'yı görse. Dolayısıyla bunları okumak, bunlardan ders almak mı lazım? Elbette bunları okumak ve bunlardan ders çıkarmak mı lazım? Elbette ders çıkarmak lazım. Öyle olursa Bahattin Bey uzman neticeye varılır. Yoksa bakıyor tamam falan. Onu ya kendine çevir bunu bir. Yani şu gencin hadisesini bir oku. Yani bir kere oradaki o ayeti kerimeyi öyle bir idrak ediyor ki canımı, malımı, her şeyimi diyor, ben diyor sattım. Madem ki Cenab-ı Hak cennet verecek, sattım ben diyor. Sattım. Buna benzer bir hadise de Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizde zamanında oluyor. Böyle uzun boylu. Yani esmer. Zenci diyorlar ya bugün. Öyle birisi evet. Geliyor. Medine-i Münevvere'de. Geliyor Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna. Müslüman oluyor. O gence Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir arzun ve isteğin var mı? Diyor ki ya Resulallah, beyaz bir kadınla evlenmek, kendisi siyah ya. Orada Eshab-ı Kiram'dan bir tanesinin kızı var, onu istiyorlar. Şey yapıyor, param var mı? Yok. O zaman buna hemen Eshab-ı Kiram para topluyor, buyur diyor. Peygamberimiz git diyor, ev için lazım olan ihtiyaçlarını al. Parayı alıyor, çarşıya çıkıyor. O sırada işte cihat emretti Peygamber Efendimiz, savaşa gidiyoruz. Bu geliyor, daha yeni Müslüman ya. Ne demek o cihat diyor? Allah-u Teala'nın dinini işte Müslüman olmayanlara iletmek. Peki diyor, bunun karşısında ne var diyor? Cennet. Peki cennette ne var diyor? Cennette gözün görmediği nimetler, nuriler, bunları anlatıyor falan. Bir dakika diyor ya, dünyadakilere benzemez onlar. Çünkü Peygamberimiz öyle anlattı. Bir düşünüyor, Allah Allah diyor ya, ben dünyadaki ne şey yapayım? Elindeki parayla bu at alıyor, kılıç alıyor, zırh alıyor. Savaşa iştirak ediyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu görünce buyuruyorlar ki, yaralandığı zaman haber verin bana. Hakikaten çok böyle dövüşüyor ve yaralanıyor, düşüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyorlar. Daha ruhunu teslim etmemiş. Onun başını dizinin üzerine alıyor. Bu zatın başı, o gencin. Bir müddet böyle yüzüne bakıyor, ağlıyor Peygamber Efendimiz. Sonra tebessüm ediyor. Sonra da başını çeviriyor. Ve ruhunu teslim ediyor. Savaştan sonra diyorlar ki efendim, önce ağladınız, sonra güldünüz, sonra başınızı çevirdiniz. Buyuruyor ki, hayatta bir tek arzusu vardı, gerçekleşemedi. Onun için hüzünlendim, ağladım. Peki niçin güldünüz? Cennette kendisi için verilen huriler geldi. Buna dediler ki hadi gidelim. Bu da utancından ya, Resulullah Efendimiz'in yanında olmaz. Öyle bir gidin falan. Utanıyor onlara bakmaya. Başımı çevirdim, beraber gittiler buyuruyorlar. Beraber gittiler. Şimdi bu hadiseler yazılı. Dolayısıyla bütün bunlara rağmen
böyle nimetler varken Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, muhabbeti, ruhiyetullah, Allah-u Teala'yı görmek, hatıra hayale gelmedik köşk, ondan sonra ne bileyim bu nimetler varken ve büyüklerin sohbetleri orada varken hala dünyaya sarılmak akıl işi midir Bahattin Bey? Hayır, değildir. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz gördüklerimizden, işittiklerimizden ders çıkartmak. Evet hocam, buyurun. Hemen Behlülhan Hazretleri, Meczup Evliya'dan diye geçiyorum. Evet. Bu zat bir gün böyle Bağdat sokaklarından birinde giderken oynayan çocuklar görmüş. Fakat çocuklardan birisi bir köşeye çekilmiş, onlara bakıyor ve ağlıyor. Karışmıyor. Evet. Behlülhan Hazretleri zahiren bakıyor. Acıyor ona. Çocuğun yanına gidiyor. Diyor ki evladım niçin ağlıyorsun? Gel sana bir şeyler alayım da sen de arkadaşlarınla oyna dedi. Ve çocuğun başını okşadı. Çocuk Behlülhan Hazretlerine bakarak diyor ki ey aklı az adam. Düşünebiliyor musun çocuk? Ha? Evet. Ey aklı az adam. Biz oyun için yaratılmadık. Behlülhan Hazretleri şaşırıyor tabii. Behlülhan Hazretleri çocuğa işte sana bir şeyler verdim. Sen de çocuklarla beraber üzülme oynayın. Diyor oraya. Üzülme diyecek. Böyle çeviriyor başını. Ey aklı az adam. Aklı az olan adam. Biz oyun için yaratılmadık. Ve şaşar. Çocuğa der ki peki oğlum niçin yaratıldık o zaman evladım? Çocuk cevaben Allah-u Teala'yı bilmek ve ona ibadet etmek için yaratıldık. Behlülhan Hazretleri peki bunun öyle olduğunu nereden biliyorsun diye sorunca çocuk Mü'min suresinin 115. ayet-i kerimesini okuyuverir. O ayet-i kerimede mealen sizi ancak boşuna yarattığımı ve gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Buyuruluyor o ayet-i kerimede. Evet. Behlülhan Hazretleri tekrar ey çocuk sen çok hikmetli konuştun. Bana biraz daha nasihat et dedi ve ağlamaya başladı. Kendinden geçmişti. Kendine geldiğinde çocuğa ey evladım senin günahın yok. Sen bir çocuksun. Nasıl oluyor da böyle düşünebiliyorsun? Deyince o çocuk diyor ki efendim diyor babamı ateş yakarken gördüm. İri odunları küçük çırpılarla tutuşturuyordu. Ben de cehennemin yanan küçük odunlarından olacağından korkuyorum dedi. Bu sözler üzerine Behlülhan Hazretleri tekrar ağlamaya başlar. Kendinden geçer. Kendine geldiğinde çocuğu yanında göremez. Oradakiler bu çocuğun kim olduğunu sorduğunda onlar derler ki tanımadın mı? Behlülhan Hazretleri yok diyor tanımadım. Bu Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an Hazretin evladından seyit bir çocuktur dediler. Behlülhan Hazretleri de ancak böyle bir ağacın meyvesi bu kadar olgun olabilirdi deyip oradan ayrılır. Evet. Şimdi bakın Bahattin Bey. Behlülhan Hazretleri meczup bir evliya. Allah-u Teala karşısına evladı Resul'den seyit bir çocuk çıkartıyor. Ya bu çocuktur ne diyor demiyor. Evet. O sözden ders alıyor. Diyor ki evladım sen küçücüksün ya. Günahkar. Yani masumsun. Günahsızsın. Masumsun. Ama çocuk bir şey söylüyor. Diyor ki efendim ben babam bir gün ateş yakarken gördüm. O büyük odunları küçük çalılarla küçük çırpılarla tutuşturuyorlardı. Ben de diyor korkuyorum. Onlardan biri olabilir. Ya. Yani oradan kendisine ibret çıkartıyor ve ders alıyor. Evet. Ondan ders alıyor. Ve dolayısıyla her hadiseden ders mi almamız gerekir elbette? Evet. Mesela biz bunları niye naklediyoruz? Ders alalım diye. Kendimize hisse çıkartalım diye. Yoksa bunlar laf olsun diye yazılmamış ki. Ha iyi anlattı. Değil mi? Kendimize çıkartmak için mi? Evet ders çıkartmak için. Bir gün de Behlülhan Hazretleri devrin halifesi Harun Reşit Hazretleri ile karşılaşır. Halife der ki seni gördüğüme çok sevindim. Çünkü uzun zamandır seninle konuşmayı arzu ediyorum deyince Behlülhan Hazretleri güler ve benim öyle bir arzum yoktu cevabını verir. Buna rağmen Harun Reşit Hazretleri kendisinden nasihat ister. Nasihat isteyince Behlülhan Hazretleri ne nasihati istiyorsun? Şu sarayına bak.
Bir de kabirlere bak. Bunlardan ibret almayan, nasihat almayan nelerden alır? Ama ne güzel sözler bunlar ya. Evet. İbret almak istiyorsan, ders almak istiyorsan bir sarayda bir de kabre var. Bu saraydan bu kabre gideceksin. Bu sana tesir etmiyorsa, bu kabre bakmak sana ders vermiyorsa, sana ibret olmuyorsa benim sözümle ne anlayacaksın ki? Şu sarayına bak, bir de kabirlere bak. Bunlardan ibret almayan, nasihat almayan nelerden alır? Halin ne olacak ey müminlerin emiri? Yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacaksın. Büyük küçük yaptığın her şeyden sual olunacaksın. Bunlara nasıl cevap vereceksin? İyi düşün. Bu hesap zamanında aç ve susuz olacaksın. Çıplak bulunacaksın. Orada bulunanlar sana bakıp gülecekler. Perişan halin orada meydana çıkacak. Başka nasihatin ne yapacaksın dedi. Ve Harun Eşit de sıradan birisi değil. Adaletiyle meşhurdu bu da. Ve bu nasihatına çok istifade ettiğini biliyor ve ağlıyor. Evet. Söyleyen Allah rızası için söylüyor. Karşı taraftaki de zaten bunu kabul etmek üzere aynı şekilde yaklaşıyor. Beldan Hazretleri'nin durumunu biliyor. Bir zamanlarda Bağdat'ta böyle fiyatlar yükselmiş Bahattin Bey. Hayat pahalı, çekilmez bir hal almış. Muhammed bin İsmail bin Ebu Fudayl Hazretlerine gelerek... Muhammed bin İsmail bin Ebi Fudayl Hazretleri Behlül Dana Hazretlerine gelerek, ey Behlül, Müslümanların ve bütün insanların, hatta hayvanların rahatlaması için Allah-u Teala'ya dua etmez misiniz dedi. Behlül Dana Hazretleri de, Allah-u Teala yemin ederim ki ben bu işe karışmam. Eğer bir buğday tanesi bir dinar olsa, bize emrettiği gibi Allah-u Teala'ya ibadet etsek, o bize vaat ettiği gibi rızkımızı verir. Sonra ellerini birbirine vurarak, ey dünyayı ve süslerini toplayan, gözleri uykudan lezzet almayan kimse, nefsinle uğraşıp ahirete bir tedarik yapmadın, kıyamet gününde Allah-u Teala ne cevap vereceksin dedi. Başkasını değil, kendine hesaba çekiyor gene. Evet. Ve kendine söylüyor. Ey dünyayı ve süslerini toplayan, gözleri uykudan lezzet almayan kimse, nefsinle uğraşıp ahirete bir tedarik yapmadın, kıyamet gününde Allah-u Teala ne cevap vereceksin? Hem kendine hem karşı taraftakine söylüyor. Ya sen önce kendini düzelt diyor. Allah-u Teala vaadi var. Rızaktır. Rızkını verecek. Yani rızkta bir kıtlık olduysa siz sebep oldunuz buna. Tövbe edin. Cenab-ı Hakk'a dönün. Vaadi var. Verir o. Evet. Verir o. Ondan endişe etmeyin. Abdullah bin Mihran Hazretleri anlatıyor. Harun Eşit Hazretleri hacca gitmiş. Dönüşünde bir müddet Küfe'de istirahat etmiş. Sonra yola çıkacağı zaman herkes kendisini yolcu etmek için sokağa dökülmüş. Beldan Hazretleri de çıkmış. Çocuklar onunla oynayıp eğleniyorlarmış. Tam o esnada Harun Reşit develer üzerinde muhteşem kafilesiyle gözükmüş. Çocuklar da Behlüldağ Hazretlerini bırakıp onun seyrine koyulmuşlar halifenin geçisine. Tam Harun Reşit Hazretlerinin geldiği sırada Behlüldağ Hazretleri yüksek sesle "Ey Harun, ey halife!" diye seslenir. Harun Reşit Hazretleri perdeyi kaldırarak "Buyur be, ey Behlül, ne istiyorsun?" der. Behlüldağ Hazretleri "Ey müminlerin emiri, Eymen bin Nail, Kudame bin Abdülamir'den bize şöyle haber verdi ve dedi ki, ben Resul-i Ekrem'i Arafat'ta dönüşte görmüştüm. Kızıl bir deveye binmişti. Yanında kimse dövülmediği gibi kimse de kovulmazdı. Yol verin, yol verin diyen münadileri de yoktu. Sen de bu usule riayet eyle. Bilmiş ol ki tevazu ile yolculuk etmen kibir ile seyahatinden hayırlıdır. Bunlar Allah adamı. Bunların şakası yok ki. Evet. Şimdi halife tabii tahterevananlarla, mahiyetleriyle, askeriyle geliyor. Behlüldağ Hazretleri diyor ki, ey halife sakın ha. Sen halifeyim diyorsun. Kimin halifesisin? Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam. Peki o nasıl yapmış? Arafat'ta. Yanında korumaları yok. Adamları yok. Tek başına. Tek başına. Kimse itilmedi, kimse dövülmedi. Sakın ha. Madem Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ona vekalet ediyorsun, halifesi olduğunu söylüyorsun, öyleyse onun gibi davran. Bir gün de Behlüldağ Hazretleri'nin böyle halka doğru yolu göstermek için söylediği sözlerden insanlar rahatsız olmuş. Zaten Bahattin Bey öyledir. Doğru söz söyleyeni dokuz köyden kovarlar ya. Evet. Aynen öyledir. Behlüldağ Hazretleri de tabii insanların nefsine hoş gitmeyen şeyler söylüyor. Nefsine hoş gitmeyen şeyleri söyleyince Harun Eşit Hazretleri'ne gitmişler. Demişler, şikayet etmişler. Sultanım demişler, bizim yaptıklarımızın ona ne zararı var? Bizi kendi halimize bıraksın. Sonra her koyun kendi bacağından asılır gibi sözlerle şikayet etmişler. Bunun üzerine Harun Eşit Hazretleri Behlüldağ Hazretleri çağırıp halkın bu dediklerini aynen birebir söylüyor. Bak diyor, böyle söylüyorlar ya. Her koyun kendi bacağından asılmış. Sen karışma diyor, kendi işine bak. Peki diyor, dönüyor. Ama Behlüldağ Hazretleri sesini çıkarmıyor ama
Oradan ayrıldıktan sonra birkaç koyun alıp keser. Bacaklarından mahallenin köşe başlarına da asar. Kendi evine de asar. Asar. Bunu gören halk gülerek, deliden başka ne beklenir? İşte yaptığı işler hep böyle zaten, demişler. Aradan günler geçince asılan hayvanlar kokmaya başlar. Bundan da bütün mahalle zarar görür. Kokudan durulmaz hale gelince aynı kişiler Harun Reşit Hazretleri'ne gidip durumu gene aynı şekilde anlatıp şikayet ederler. Harun Reşit Hazretleri de Behlül Han Hazretleri'ni çağırtıyor. Böyle mi yaptın diyor. Evet diyor. Niye yaptın? Niye yaptın? Cevap. Bir kötünün herkese zararı olduğunu herhalde anladılar diyor. Bak cevap vermemiş önce. Ama koyunu getiriyor. Diyorlar ya her koyun kendi bacağından asılır. Doğru. Her koyun kendi bacağından asılır ama o asılan koyunun da aynı şekilde çıkarttığı kokudan yedi mahalle rahatsız olur mu olur. Evet. Dolayısıyla bir yerde bir kimse kötüyse, bir evde bir kimse namaz kılmıyorsa onun zulmeti oraya sirayet eder mi? Tabii. Can ben yapmıyorum. Benim sana ne zararım? Var. Olmaz mı? Olmaz mı? Değil mi ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mülkünde isyan ediyorsun, onun emrini yerine getirmiyorsun. Dolayısıyla kitaplarda bir cümle geçiyor, bir hüküm bildiriliyor. Allah-u Teala'nın gadabı haramların, mekruhların içinde gizlidir. Haramların, mekruhların evet. içinde gizlidir. Yani intikam alır mı? Evet. Evet. Onun için İmam-ı Rabbani Kutuz Hazretleri talebelerine ve sevenlerine hep nasihat ederken Bahattin Bey, her ne kadar fıkıh kitaplarında günahlar günahı kebair ve günahı segair, büyük günahlar ve küçük günahlar diye ayrılmış ise de günahın kime karşı yapıldığına dikkat edin buyuruyor. Evet. Hepsini Allah-u Teala'ya karşı işliyoruz. Tabii. Onun için buyur terk et. Onun için terk et. Küçüğü ve, de büyüğü de fark tabii, etmiyor. Gadabı onun içerisinde gizli olduğu için senin küçük zannettiğinin içerisindedir. Tepetaklak olursun. Kim seni çevirebilir? Hiçbirisi. Bir gün de işte Behlül Hazretleri döneminde oluyor yine. Adam birisi namaz kılmazmış. Diğer ibadetleri yerine getirmez, yapmaz. Ama her gece de yatarken şöyle dua edermiş bakın. Ya Rabbi bana cennetini ver. Ya Rabbi bana cennetini ver. Ya Rabbi bana cennetini ver. Şimdi bizi dinleyenlerin belki hatırına gelebilir. Ya bunda ne suç var, ne kabahat var. Ama adam ibadet etmeden bunu istiyor. Böyle yalvarırmış. Adam samimi. Çünkü hadise onun samimi olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Hak ikaz edecek bak biraz sonra bunu. Böyle dua edermiş. Yine böyle bir gece böyle dua ederken, aynı şekilde dua ederken, gece vakti damdan, şimdi çatılarda olduğu için çok kimse bilemez onu. Bu Orta Doğu bölgesinde de öyleydi. Ben mesela kendim Konyalıyım, İç Anadolu bölgesi. Bizim de evlerimiz böyle düz örtüydü. Topraktan. Ha, toprak. Dolayısıyla onun üstüne de bir şeyler konurdu falan. Dam denir oraya. Bazı yerlerde dam deyince ahırada diyorlar. O evet. değil. O değil. Buradaki o dam evin üstü. Bakmış gece vakti damdan bir tıkırtı geliyor. Yani üstünde patır kütür patır kütür birisi şey yapıyor falan. Adam hissetmiş. Hemen çıkıp pencereyi açmış. Demiş kim var orada falan? Ne arıyorsun orada falan? Damda bulunan da Behlül Han Hazretleri'ymiş. Yan tarafta evin damına çıkmış. Bu kim var? Ne arıyorsun orada deyince devemi kaybettim de diyor onu arıyorum. Devemi kaybettim. Damda evin üstünde. Adam diyor ki sen ne biçim adamsın diyor ya. Kaybolan deve damla olması mümkün mü? Bu akılsız değil midir deyince Behlül Han Hazretleri. Peki senin hiç ibadet etmemen ve sonra da Allah-u Teala'dan cenneti istemen daha akılsızlık değil midir? Ya. Evet. Benim diyor damda deve aramam diyor akılsızlıksa. Namaz kılmıyorsun. Diğer ibadetleri yapmıyorsun. Haramlardan sakınmıyorsun. Cennet. Aslında her gece ya Rabbi bana cennetini ihsan eyle. Peki bu akılsızlık değil mi? Öyle deyince ev sahibi o zaman Behlül Han Hazretleri'nin kendisine nasihat vermek için böyle yaptığını anlar. Hatasını anlayıp tövbe eder ve ibadetlerini aksatmadan yapmaya devam eder. Hani başlangıçta dedik ya bu adam nasipli bir adam. Evet. Behlül Han Hazretleri Allah-u Teala'nın sevgili kulu. Onun vasıtasıyla Cenab-ı Hak bu kulunu uykudan uyandırıyor. Gaflet uykusundan uyandırıyor. Nasipli birisiymiş tabii ki. Behlül Han Hazretleri'nin sözlerinden ibret alıyor, ders çıkartıyor. Aa diyor bu bana ders veriyor. Öyleyse et deyiverseydi gene gittiydi yani. Cenab-ı Hak öyle yaratıldı. Allah-u Teala korusun. İmanı da kaybeder. Cennet yerine cehenneme giderdi. Ama şimdi ondan ders aldı. O sözlerden ders aldı. İbret aldı. Ve netice itibariyle imanını mı kurtardı? Evet imanını evet. kurtardı. Bir gün de şimdi Behlül Han Hazretleri'ni naklediyoruz da hep belki dinleyicilerimiz diyecekler. Niye Behlül Han Hazretleri? Çünkü çok enteresan hadiseler vuku bulmuş.
Biz de konuyu hazırlarken baktık hep ibret verici, böyle ders alıcı, vurucu noktalar var. Onun için onları toplamıştık, naklediyoruz. Beldan Hazretleri bir gün Harun Reşit Hazretleri'nin saraydaki taht odasını boş bulmuş ve çıkıp tahta oturuvermiş. Ana sultan tahta oturuyor. Tabi bunu gören askerler onu hemen oradan indiriyor ama indirmekte de kalmıyor. Kamçıyla başlıyorlar dövmeye. Askerler buna kamçıyla vurdukça bu da vah Harun, vah Harun Reşit, vah Harun Reşit dermiş, tamam mı? O esnada da Halife Harun Reşit Hazretleri oraya gelivermiş, namaza, o manzara karşısında donup kalmış. Askerler diyor ki durun bakın diyor, ne yapıyorsunuz falan, onları uzaklaştırıyor. Ey Behlül diyor, bu ne hal? Beldan Hazretleri, senin için ağlıyorum diyor. Burada diyor tahtı boş bulup bir an oturdum. Bu kadar kırbaç yedim diyor. Sen ise senelerdir bu tahtın üzerinde oturuyorsun. Halin ne olur diye düşündüm. Ahirette halin ne olacak? Ne ibretli söz ama. Evet. Ben diyor baktım boş diyor, uyuyayım diyor, şöyle bir oturdum diyor, kaç tane kırbaç yedim diyor ya. Sen senelerdir oturuyorsun diyor. Sen senelerdir oturuyorsun. Senin halin ne olacak? Peki diyor, ne yapmam lazım? Tabii Harun Reşit Hazretleri sıradan bir kimse değil. Beldan Hazretleri'nin sözü ok gibi gidiyor, hedefini buluyor. Hemen Harun Reşit Hazretleri diyor ki, ne yapmamı tavsiye edersin? Beldan Hazretleri buyuruyor ki, madem ki bu yükün altına girdin, zulme meyletme, adalet üzere ol, böylece tahtında otur buyurdu. Böylece tahtında otur. Hakikaten ibretlik ve ders çıkaracak hadisemi elbette. Bir gün yine Harun Reşit Hazretleri, Beldan Hazretleri'yle görüşmek, hikmetli sözlerini duymak istemiş. Bu şekilde adamlarını gönderip Beldan Hazretleri'ni getirmelerini söyler. Gidenler ararlar tararlar, Beldan Hazretleri böyle boş bir mezarın içerisinde, o mezarın içine girmiş, orada uyur vaziyette bulunurlar. Ve uyandırdıklarında Beldan Hazretleri onlara diyor ki, siz ne yaptınız diyor, ben padişah makamından indirdiniz, şimdi ben ne yapacağım der o gelenlere. Görevliler gidip bu sözleri halifeye bildirirler. Harun Reşit Hazretleri de onun bu haline bir mana veremez ve huzuruna geldiğinde, ey Behlül bu ne iş, sen hangi padişahlarından indirdiler dedi. Padişahın huzurundan indirdi. Yo, rüyasında evet. Padişahmış, tamam mı? Tahtından indirdiniz. Tahtından indirdi. Beni uyandırdınız diyor, tahtından indirdiniz diyor. Padişahlıktan, sultanlıktan ettiniz beni diyor. O gelen görevlilere. Tabii Harun Reşit Hazretleri şaşmış, demiş bu ne iş yani, ne sultanlığı ne padişahlığı falan deyince, hangi padişahlıktan indirdiler deyince, ey halife diyor, rüyamda kendimi hükümdar olmuş gördüm. Tahtımda oturuyordum. Hizmetçilerim vardı, saltanat ve ihtişam içindeydim. Lakin diyor senin adamlar beni uyandırdı ve tahtımdan oldum diyor. Senin adamlar uyandırdı. Harun Reşit Hazretleri tabii bunu şey yapınca gülüyor. Diyor ki, ey Behlül diyor, bu rüya diyor ya. Rüyadaki padişahla itibar mı olunur? Diyor Harun Reşit Hazretleri. Bunun üzerine Behlül Dağın Hazretleri buyuruyor ki, ey müminlerin emiri, benim hükümdarlığım ile seninki arasında ne fark var? Ben gözlerimi açınca hayat buldum. Sen gözlerini kapayacak olsan ebediyen emirlikten düşecek, saltanattan olacaksın ve nedamet, pişmanlık günün başlayacak. O halde hangimizin hükümdarlığına itibar yoktur diye söyleyin dedi. Bunun üzerine Harun Reşit Hazretleri söyleyecek söz bulamadı. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Şimdi sen dünya hayatında hükümdarsın, müdürsün, genel müdürsün, ne bileyim ben, aynı şekilde belli bir mevkiin var, makamın var, zenginliğin var, patronsun. Ama bir gün ölüm uyandıracak. Netice itibariyle dünya hayatta hayaldir buyuruyor. Rüya gibi bir şeydir buyuruyor. Bir gün aynı şekilde uyandıracaklar mı? Uyandıracaklar. Peki uyandırınca ne kalacak elinde? Hiçbir şey. Amellerden başka hiçbir yani, şey. Zaten din büyükleri anlatırken hasreten onu izah ediyorlar ve buyuruyorlar ki, insan batimi iyi düşündüğü zaman hiçbir şeyine hakim değil, biliyor musun? Hiçbir şeyine. Malik değil. Mesela şu anda vücudumuzda trilyonlarca hücre var. Ama hiçbirisi bizim emrimizde çalışmıyor. Ve dinlemiyor bizi. Cenab-ı Hakk'ın emriyle iş yapıyorlar. Kalbine hükmedebilir misin, yüreğine? Hayır. Sana izin verdim bir ay bir gez gel falan. Diyemezsin. Yok öyle bir yetkin. Yiyorsun içiyorsun, mideye gönderiyorsun. Senden habersiz mide asitleri çıkartıyor, hallediyor, gönderiyor. Bazen insan böyle iyi düşündüğü zaman hakikaten böyle dili tutuluyor, söyleyecek söz bulamıyorsun. Mide dese ki yeter be, çöp torbasını ben atıp duruyorsun buraya falan. Veya biz ona orada dursun hazmetme desek tabii, dinleyecek, dinlemez bizi. Veya ince bağırsak, kalın bağırsak yok diyecek arkadaşımız. 6 ay izin verdik kendimize, çalışmıyorsun. Ana! Hela gibi kokarız ya. Evet. Vücutta şey yapamaz, atamazsın da, çıkaramazsın da.
Bunlar bizim emrimizin dışında çalışıyor. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de sık sık buyuruyor ki kendinize bakın, kendinize bakın. Bütün bunların hiçbirisine malik değiliz, biliyor musun? Evet. Hiçbirisine. Ve işte din büyüklerde anlatırken buyuruyor ki bu bedenine sen malik değilsin. Bedenine malik değilsin. Sahip değilsin. Çünkü bir gün gelecek ruh bir bedeni terk edecek. 2 metrelik çukura, kabire götürüp seni atıyorlar. Ve aslın olan toprağa dönüşüyorsun. Gitti beden. Toprağa gitti. Geldiği hiçbir yere şey gitti. Kalmıyor. Hani yakışıklıydın, uzun boyluydun, saltanat sahibiydin, vuruyordun, kırıyordun, indiriyordun. Hani hiçbir şey kalmadı. Ruhun, o da kendisine mahsul olan yere gitti. Ne kaldı sana? İki şey buyuruyor. İki şey kalmış. Yaptığın iyilik, yaptığın iyilik, yaptığın kötülük. Kalan bu. Onun için bunlarla baş başa kalacaksın buyuruyor. Bunlarla baş başa kalacaksın. Okuduklarından, gördüklerinden kendine ders çıkar. Neyi görüyoruz? Her gün yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce kimse ölüyor. Doğan da var, ölen de var. Biz de doğduk. Mesela yaşım 50'yi geçti. Bundan sonra gelecek ömür. Bundan sonra gelecekler. Dezavantaj. Değil mi? Evet. İmrenilecek, özenilecek bir şey değil. Vücut kendisine yemeye başladı. Nereye kadar gideceksin? Onun da belli bir noktası var. Allah da ezelde takdir etmiştir. Oraya gelecek bitiyor iş. Ve Cenab-ı Hak takdir etmiş ve bildirmiştir meleklerine. Melekler ne emredilirse onu yapar. Ya etme, biraz müsaade etmem. İşte de bitiremediğim işler vardı falan. Yarın gel falan. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Onlar şu saniye, şu salise orada. Tak diye gelir, alır ve götürür. Yarın mahşer günü hesap görülür. Meleğe teslim edilir. Ah bu Osman Ünlü. At cehenneme. Ya etme, bir dakika şu hesaba bir daha baksak falan. Bir yanlışlık olmasın falan. Ey dinlemez. Alır götür, takır takır götürür. Ey canım. Bunu al götür, bitti o iş. Onun için din büyükleri Rabbine feryat ederek anlatarak buyuruyorlar ki aman ha, dünyada hesabınızı görün. Bu kadar şeyler anlatılmış, bu kadar şeyler yazılmış. İbret alın, ders çıkartın diye yazılmış ve anlatılmış. Evi şimdi ibret almazsak, ders çıkarmazsak yarın gözümüz açılacak ölünce. Orada işte bizi bir bırakın da kafirler öyle diyecek diye buyuruluyor kitaplarda. Kafirler diyecek bir şey, ya Rabbi bizi, ya melekler diyecek bize izin verin. Biz bir gidelim dünyaya. Basak basak durmadan yani. 24 saat durmadan ibadet edeceğiz. Melek de diyeceklermiş ki oradan geldiniz ya. Farklı yerden mi geldik? Tabii. Oradan geldiniz ya. Niye o zaman inanmadınız? Değil ibadeti. İnkar ettiniz. İnanmadınız. Mümin olup da oraya gidip de aynı şekilde eli boş çıkınca. Tüh 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 tüh. Niye vakitleri böyle zayi ettim? Niye bir defa estağfurullah demedim? Niye subhanallah demedim? Niye elhamdülillah demedim? Niye la ilahe illallah demedim? Niye Kur'an-ı Kerim okumadım? Niye aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatını, Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendilerimizin hayatını okumadım? Niye iyi kimselerin hayatlarını okup da onlara özenmedim? Onlar gibi olmak için arzu etmedim? Yönümü o tarafa niye çevirmedim? Tüh 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 tüh. Ama hiçbir işe yaramayacak. Mesela günahları sebebiyle cehenneme gönderilen, imanı var ama cehenneme gönderiliyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden. Bunlar böyle ateş geldiği zaman bunlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyince ateş geri çekiliyor. Cehennemin vekil olan ve oradaki cehennemdeki meleklerin reisi olan Malik diyecek ki ne oluyor? Ateş diyecekmiş ki efendim özür dilerim ama bunlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Ben diyor Muhammed Aleyhisselam'ın ismi şey yapınca ben yakamam ki. Bunlar başlıyorlarmış ağlaşmaya. O zaman cehennemdeki meleklerin reisi olan Malik bunlara demiş ki siz kimsiniz? Biz diyorlar Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Ağlaşıyorlar böyle falan. Bırak da diyorlar biz biraz ağlayalım. Ağlayın ama diyor bunun hiçbir faydası dokunmaz ki. Dünyada ağlayacaktınız. Evet. Burada bir faydası olmaz onun. Ağlanacak yer dünyaydı. İbadet edilecek yer dünyaydı. Tövbe edilecek yer dünyaydı. Ve la ilahe illallah denecek, subhanallah, elhamdülillah diyecek yer, Kur'an-ı Kerim okunacak yer, hayır hasenat yapmak, sadaka vermek, insanların kalbini kırmamak, gıybet etmemek, dedikodu yapmamak hep dünyada olacak şeylerdi. Bitti o. Bitti o. Denecek bu. İmam-ı Rabbani Kutsu Hazretleri de anlatırken buyuruyor ki, bu anlatılanlar masal sanana, masal gibi gelir. Ama hakikat bilen, kıymet bilene de hakikat olur buyuruyor. Evet. Şimdi mesela, belki bizi ilk defa dinleyen de olabilir. Ne anlatıyor ya? Bu adam masal mı anlatıyor da hatırına gelebilir. Olabilir de. Mümkün. Cenab-ı Hak ona da hidayet nasip etsin. Bize de hidayet nasip etsin. Amin. Hepimize hidayet nasip etsin. Çünkü kolay değildir Bahattin Bey. Bir kimse ilk defa duyduğu bir şey hakkında birden mutmain olamaz. Tereddütler hasıl olur. Ama bir kul samimi olarak Allah-u Teala'ya kavuşmayı isterse ve anlamak isterse Cenab-ı Hak onun anlayışını arttırır. Kavuşacak yollarını önüne açar mı? Açar. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Amin. İnşallah. Bir gün
Harnuş Hazretleri Behlülhan Hazretleri'ne kıymetli bir hırka hediye etmek istemiş. Behlülhan Hazretleri ne dönüyor diyor ki, ey Behlül, şu paha biçilmez hırkayı giy, benim sana hediyemdir der. Behlülhan Hazretleri geri çekilip, ben diyor ancak pamuklu hırka giyebilirim. Babamın bana nasihat ve vasiyeti şu idi: oğlum, toprak üstünde yat, lakin bir döşek kazanmak için kimsenin önünde eğilip el etek öpme, pamuk hırka ile de yetin. Öyle babanın böyle evladı. Evet. Devlet başkanı hediye ediyor ha. Hediye edeyim. Evet. Babamın vasiyeti. Babamın vasiyeti bu. Ben ondan da razıyım. Birisi Behlülhan Hazretlerine gidip diyor ki, efendim diyor, oğlum vefat etti, kabir taşına ne yazmamı tavsiye edersiniz? Kabir taşına. Tabii konu açıldığı için kabir taşına mesela fıkıh kitaplarında yazıyor. Bir kimsenin işte babasının ismiyle beraber falan oğlu falanın kızı veya sadece ismi. Esas olan o, sadece ismi. Bir de doğum tarihiyle ölüm tarihi. Hicri olarak yazılır buyuruyor. Doğrusu bu. Belki başka kitaplarda ve başka aynı şekilde başka şekilde var. Onu bilemiyoruz. Bu kimse de geliyor, oğlum diyor vefat etti, kabir taşına ne yazmamı tavsiye edersiniz? Bu detaylı anlatılırken bu böyle değil. Kabir taşına değil bu. Ya adam zenginmiş, oraya böyle çevirmiş, türbe gibi yapmış, oraya bir de kitabe yazdıracak. Yani buraya ne yazayım diyor kitabeye. Gelip geçen böyle ziyaret derken oku, ne okusun? Behlülhan Hazretleri diyor ki, oraya diyor ki yaptıracağın işte kitabeye şöyle yazdır. Dün altımda olan çimenler bugün üstümde yeşerdi. Dün altımdaydı, ayağımın altındaydı. Evet. Dün altımda olan çimenler bugün üstümde yeşerdi. Ey yolcu, bil ki şu toprak günahlardan başka her şeyi örtmektedir. Günahları örtmüyor ama. Ah, günahları örtmüyor. Böyle yazıyor. Ama ne hikmetli söz. Dün altımda olan çimenler bugün üstümde yeşerdi. Ey yolcu, bil ki şu toprak günahlardan başka her şeyi örtmektedir. Günahlardan başka ama. Onlar örtülmez mi? Örtülür Bahattin Bey. Kitaplarda onun formülü de bildirmiş. Ne? Estağfurullah min kulli ma kerhallah. Veyahut da estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâhü vel hayyen kayyum ve etûb ileyh. Sonra bu günahları örter buyuruyor böyle söylemek. İstiğfar okumak. Sonra Subhanallah ve hamdi Subhanallahil azim. 100 defa da onu okuyunca o siler atar. Peki efendim kul hakkı varsa? Hayır. Helallaşmadıkça kul hakkı ödenmez. Kazaya kalan namaz borçları? Kaza etmedikçe. Kazaya kalan zekat borçları? Yine aynı şekilde kaza edilmedikçe. Kazaya kalan oruç borçları? Kaza edilmedikçe. Bunlar kaza edilecek. Kaza edildikten sonra vaktinde yapılmadığı için ayrıca tövbe istiğfar edilecek buyuruyor. Ya ne zaman yapacağız? Ölünce. Vermiyorlar o fırsatı. Burada yapılacak o. Ve Behlülhan Hazretleri şu beytleri sık sık okurmuş Bahattin Bey. Bayram yeni elbiseler giyenler için değildir. Ancak ilahi azaptan emin olanlar içindir. Bayram bineklere binenler için de değildir. Ancak hata ve isyanı bırakanlar içindir. Ya hata ve isyanı bırakanlar içindir. Şimdi bayram hata ve isyanları yapanlar kutluyor. Böyle hemen merakla. Ya. Oruç tutmuyor. Ramazan bayramını geldi mi? Allah bana korusun. Amin. Şu şiir de Behlülhan Hazretleri'ne aitmiş. Hırsı bırak da yorulma. Geçimde tamaha kapılma. Niçin mal cem edersin toplarsın? Kime topladın bilemezsin. Rızık vaktiyle ayrıldı. Suizan faydasız kaldı. Her hırs sahibi fakirdir. Her kanaatkarsa zengin. Tabii hikmetli sözler bunlar. Elbette hikmetli sözler. Tabii iyi insanların hayatları öğrenildikçe, bunlar okundukça iyilerin de adedi artacak. Mazisini, büyüklerini tanımayan çocuklar, gençler ve yaşları ilerlemiş insanlar büyüklüklere talip olmazlar. İnsanların çeşitli buhranlara, bunalımlara, ruhi sıkıntılara maruz kaldıkları zamanımızda büyük insanların yaşayış tarzları, tavsiye ve nasihatları, hal ve hareketleri, kerametleri hem zevk ve hem ibret almaya hem de intibaha, yani uyanmaya sebep olacaktır. Öyle değil mi? Evet. Bunlar okudukça ibretle mi? Evet, ibretle bakıyorsun. Ve netice itibariyle Cenab-ı Hak bizim de ufkumuzu açıyor mu? Elbette ufkumuzu açıyor. Ahmet Haznevi Hazretleri'nin sevdiklerinden birisinin kardeşinin vefatı üzerine taziye bas sağlığında bulunduğu sırada buyuruyor ki, ey kardeşim buyuruyor, hakikaten ölüm musibetlerin en büyüklerindendir. Bak, ölümden de ders almamız, çıkarmamız gerekir. Büyüklerin, evet, hayatından kendimiz için ibret ve ders çıkarmamız gerekir. Hemen
Bu zat nasihat ederken buyuruyor ki, ey kardeşim, hakikaten ölüm musibetlerin en büyüklerindendir. Ondan gafil olmak da ondan daha büyük bir musibettir. Öyleyse fukahanın cenaze babında söyledikleri gibi ölümü, ölüme hazırlık yapılması her mükellefin, her Müslümanın üzerine vaciptir. Hele kendisiyle arasında alışveriş olan kimselerle helallaşması gerekir. Allah-u Teala'nın mağfiretine kavuşmanızın musibeti şiddetli ve güç olsa da kulun Hak Sübhanehu ve Teala'nın yaptığı işe razı olması lazımdır. Çünkü bizler dünyada ebedi kalmak için yaratılmadık. Belki faydalı işler yapmak için yaratıldık. Öyleyse çalışmak lazımdır. Esasen ölüm musibet olmayıp belki ölümden sonra dost olan Allah-u Teala'ya kavuşmaktır. Hocam Şeyh Muhammed Ziyaüddin Nuşini Hazretleri bazı sevenlerinin taziyesinde şöyle yazmıştı buyuruyor Ahmet Haznevi Hazretleri. Ey kardeş, ölümden nasip ibret almaktır. İbret alıp onu nasihat kabul ederek işlek bir yol olduğunu, ondan hiçbir kimsenin kurtulamayacağını bilen ve o yola evliyanın sevgilerini kazanarak ve Allah-u Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınarak hazırlanan kimseye ne mutlu. Ondan ibret almayana ne kadar yazıklar olsun. Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşanın bizdeki nasibi ona bağışlanması için dua etmektir. Allah-u Teala kusurlarını affedip ona rahmet eyleye diye taziyesini bildiriyor. İbn Abbas'tan radıyallahu teala nakledilen bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ölünün mezardaki hali imdat diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse kendisini kurtaracak birini beklediği gibi meyit de babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşlarından gelecek bir duayı bekler. Kendisine bir dua gelince dünyanın hepsi kendisine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allah-u Teala yaşayanların duaları sebebiyle ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerinde ölülere hediyesi onlar için dua ve istiğfar etmektir buyuruluyor hadis-i şerifte. Şimdi bunlar hepsi kitaplarda yazılmış. Bunları okuyacağız, ders çıkaracağız. Öyle bir gün başımıza gelecek. Bu gece Cuma gecesi. Kendi geçmişlerimizi biz hatırlamazsak biz de kimse hatırlamaz Bahattin Bey. Ben yaşayayım, istediğim gibi yaşayayım. Bana dua edin siz. Ha, avcunu yalarsın. Sen ettin mi ki? Sen ediyor musun ki? Tabii, sen ediyor musun ki? Sen kendine bir ders çıkar bakalım bir. Sen öyle yaşa ki Allah-u Teala'nın kullarının kalpleri sana merhametle yönelsin. Sen herkesi itiyorsun, kalkıyorsun, önündekini ısırıyorsun, arkandakini tepikliyorsun, sonra da kalkıyorsun diyorsun ki, sen güzel bir insanım. O hikaye o. Onun için kitaplarda İslam alimleri hep anlatırlarken buyuruyorlar ki, yaptığınız ettiğiniz şeylere amana dikkat edin. Yaptığınız ettiğiniz şeylere mutlaka dikkat edin. Mutlaka dikkat edin. Ve gördüğünüz her şeyden de ibret mi alın? Evet, ibret alın. Kendinize ders mi çıkartın? Elbette. Ebu Hanife Mahdi Hazretleri için diye hatırımda kalmış da veya bu büyüklerden bir zat. Kendisine soruyorlar. Efendim diyorlar, yani Allah-u Teala sevgisine kavuştuğumuza itikad ediyoruz. Yani bu yolda çalışırken yani size ders verecek ve ibret aldığınız bir şey oldu mu? Cevaben buyuruyor ki, bir gün bir kedi fareyi kovalıyordu bahçede. Fare bir deliğe girdi. Sonra kedi o farenin direğinin karşısına geçti. Böyle bir saatten daha fazla pür dikkat, hiçbir tarafla ilgilenmedi. Sadece o deliğe baktı. Kendi kendime dedim ki, ben insanım. O hayvan. O avı için bir tarafa aynı şekilde gözünü ayırmadı. Oradan ayırmadı. Ve o kedinin o halinden kendime ders çıkardım. İbret aldım. Ben de bütün gücüm ve kuvvetimle Allah-u Teala'nın zikrinden, Allah-u Teala'yı hatırlamaktan başka bir şey düşünmemeye ahdettim. Ve Cenab-ı Hak da bana kendi sevgisini ihsan etti buyuruyor. Böyle olursa ihsana kavuşulma elbette ki. Şimdi gördüğün hadiseden kendine ibret alıp ders çıkarmazsan, ondan bir nasihat almazsan. Hani şöyle bir şey de anlatılır da, bir gün salihlerden birisine işte ölüm meleği gelir insan suretinde. Sonra onun melek olduğunu anlayınca der ki, ya bana ölmeden önce haber verir misin falan. Olur der, söz verir. Aradan zaman geçir, bir gün ölüm meleği gelir. Hoş geldin, sefalar getirdi falan. Hoş bulduk, hayırdır? Diyor ki, vakit geldi. Vakit geldi. Ama diyor, haber verecektin. Ben diyor, verdim. Almadım ben diyor. Sen gençtin, belin büküldü. Bu bir haberdi diyor. Saçların döküldü ve ağırdı. Bu da bir haberdi diyor. Gözlerin aynı şekilde daha önce net görüyordu. Kulakların net işliyordu. Şimdi aynı şekilde çok zayıf. Bunların hepsi birer haberdi. Sen diyor, almak istemedin. Sen almak istemedin. Şimdi biz de aynı şekilde bize ibret verecek, ondan sonra ders alacak o kadar çok şey yaratmış ki Rabbimiz. Biz bunlardan ders almak istemezsek, ibret almazsak, bunları kendimize birer nasihat olarak kabul etmezsek, o zaman
Ölüm aynı şekilde bizi uyandıracak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ölmeden önce uyanınız. Yani ölüm gelmeden önce uyanınız. Bütün din büyükleri de hep bu hadis-i şerifi izah ederek, açıklayarak talebelerine aman ha demişlerdir. Onun için Cenab-ı Hak bu cuma gecenin hatırı ve hürmetine ölmeden önce uyanmayı cümlemize nasip etsin. Amin. Bu gecenin hatırı ve hürmetine de günahlarımızı affe mağfiret edilsin. İnşallah. İnşallah. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler. Gönül Pınarı.